Rüstem ağa. Ne yapıyorsun sen? Öyle düşünmene sevindim. Zira bu herkes için en iyisi. Gidiyor musun? Daha sonra gelirim. Nasıl her söylerse. Baba. Cihangir'im. Bağışlayın, sesleri duyunca. Benim küçük aslanım. Ne oluyor baba? Gelmiyor, annem istemiyor gelmesini. Bu kadar zor mu? İbrahim, eğer bu mektubu yakarsan her şeyi unutacağım söyle. Bizim için, evlatlarımız için yeni bir hayat başlayacak. Öldü mü yoksa? Rüstem ağa. Hayır. Sadece uyuyor. Bırak onu hemen. Çıkalım buradan. Ağam yapma. Bırak onu. Bunun kimseye bir faydası yok. Eğer bu işitilirse hem kendini hem Hürrem Sultan'ı ateşe atarsın. Thank you.
edeceğim. Bırak beni. Tamam. Git. Sakin. Tamam sakin. Sakin. Hatice'm, Sultanım. Doğru karar verdin Rüstem ağa. Aksi halde herkesin canı yanardı. Kim gönderdi seni? Hiç kimse. Kendim fark edince duruma müdahale etmek istedim. Ağam dur. Yapma. Ağam. Bana yalan söyleme hatun. Az evvel beni tehdit. Kimseye bir şey söylemem. Hem... Neden sana ihanet edeyim ki? Unuttun mu? Sana bir can borcum var. Merak etme. Ben sultanımıza vaziyeti izah ederim. Firuze? Neyin var? Bilmiyorum. Herhalde yediğim bir şey dokundu. Derhal hekim çağırsınlar. Lazım değil. İyiyim. Zaten geçiyor. Emin misin? Rengin solmuş. Daha yeniden istirahat et. Aşiyanı muri değil, zülfü perişanındandır. Kan ne olsam, ey peri gündüm senin yanındadır. Sen niye geldin Sümbül nerede? Sultanım. Firuze yaşıyor. Ne diyorsun sen? Rüstem Ağa'ya ben engel oldum. Zira ondan kurtulmanın başka yolları da var. Sen bana akıl mı veriyorsun? Haşa sultanım. Ne aklı. Ben sadece sizi korumak istedim. Firuze ölürse ne olursa olsun sizden bilecekler. En iyisi onu saraydan yollamak. Kimsin sen Nigar? Ne yapıyorsun? Kime hizmet ediyorsun? Ben seni artık tanıyamıyorum. Sultanım. Bana bir söz vermiştiniz. İntikamımı almak için bana yardım edecektiniz. O güne kadar sizin yanınızdayım. Size hizmet ediyorum. Sonra? Sonrası yok. Karanlık. Nigar. Sen zaten karanlıktasın. Güneşi kaybetmişsin. Eğer bir daha önüme çıkarsan seni kurtların önüne atarım.
Gel. Afife Hatun. Hayırlı sabahlar. Ne demeye girdin sen? Hatice Sultanımızı görmem lazım. Müsaade ederseniz diğer saraya gitmek istiyorum. Edebinle otur. Benim asabımı bozma. Sultanımızın bilmesi icap eder, mühim bir mesele var. Kendileri bizzat emir verdiler bana. Eğer geç kalırsam bunun hesabını siz verirsiniz. Neyse söyle. Ben haber yollarım. Ancak kendilerine söylemem lazım. Sultanımız böyle buyurmuşlardı. Kiraz Ağa, sen karışma. Sümbül Ağa. Sultanım. Sümbül Ağa. Sana nigara dikkat etmeni söylemiştim. Bir çuval inciri berbat etti. İkili oynuyor belli ki. Vallahi nasıl oldu anlamadım. Kaşla göz arasında gelmiş. Keşke hiç sokmasaydık haremi. Merak etme. Onunla işim bitince gidecek. Sultanım. Bu arada Firuze Hatun gelmiş kapıda. İlla sizi görmek istiyor. Canına mı susadın sen Hatun? Gel benimle. Sen git. Öyle diyorsun da Afife Hatun bana kızacak şimdi. Odana dön Hatun. Sultanımız seni görmek istemiyor. Mühim olduğunu söyledin mi? Bana bak. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Benimle doğru konuş. Ya dur, nereye gidiyorsun Hatun, dur. Firuze, sabrımı zorlama. Bu ne saygısızlık? Nasıl girersin böyle? Dün gece ne yaptığınızı biliyorum. Beni öldürmek istediniz. Öyle değil mi? Ne öldürmesi? Eğer bunu isteseydin, şu an karşımda olmazdın. Sultanım, Firuze, ne yapıyorsun sen burada? Sultanım, acınızı anlıyorum, derin bir keder içindesiniz. Fakat bir kez daha beni öldürmeye teşebbüs ederseniz, o vakit kendimi müdafaa etmeye mecbur kalırım. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Kimsin sen de sultanımızla böyle konuşuyorsun? Bu ne cüret? Derhal özür dile. Afife Hatun. Sana özür dile dedim. Özür dilerim. Sultanım. Bağışlayın. Osman'ım, Hurice Hanım. İster misiniz tekrar Arf Köşkü'ne gidelim? Evet baba. At bineriz. Ben de binmek istiyorum. Osman'ım? Ben de. Sultanım? Dua ediyordum İbrahim. Sizi hep böyle görmek için. Amin. Bu akşam hep birlikte yemek yiyelim. Hünkârımızı, sultanlarımızı, şehzadelerimizi ağırlayalım. Dost düşman bilsin, görsün ki bizi, aşkımızı, saadetimizi kimse bozamaz. Benim de aklımdan geçen bu. Thank you.
Yürüsene Hatun. Bekle. Ben hazırlıklarla alakadar olurum İbrahim. Ben de hünkârımıza, sultanlarımıza haber veririm. Haydi, Allah'a emanet. Nigar Hatun geldi. Afife Hatun'u yolladığını söyledi. Size diyecekleri varmış. Alın içeri. Çiçek Hatun. Hadi kızım. Sultanım. Buraya kadar geldiğine göre mesele mühim olmalı. Mühim elbet. Hürrem Sultan'ı izlememi istemiştiniz. Ne öğrendin söyle. Dün gece harekete geçtiler. Ben olmasaydım Firuze Hatun'un bugün cenaze namazı kılınacaktı. Hay maşallah. Nereden geldi bu? Eflak'tan geldi. Valla bak Sümbül ağam. Beyaz dilbent gibi aseli musaffa. Allah. Hürrem Sultanımız, Şehzademiz Cihangir Hazretleri için istemiş. Maşallah. Hafife Hatun'um. Çok nefis bal geldi. Tam ağzınıza layık. İstemez. Dün gece hangi ceşnigar buradaydı? İnci Ağa. Neden sual ettiniz? İnci Ağa. İnci Ağa demek. Hünkârımızın yemeğini götüren katun kimdi? Vallahi ismi aklım. Ha, Binnur Hatun. Ceşnigar İnci Ağa'yla Binnur Hatun'u hemen getirin. Emredersiniz. Hayırdır inşallah. Ne kabahat işlemişler. Kim yaptı bunu söyle, derhal canını alacağım. Kim olduğunu görmedim sultanım. Başını örtmüştü. Ben ses etince bırakıp kaçtı zaten. Has odaya kadar nasıl girer bu? Hürrem Sultan bu. Hikmetine sual olunmaz. Hatun nasıl şimdi? İyi. Geceyi hünkârımızın yanında geçirdi. Âlâ. Nihayet bir işe yaradın Nigar. Hünkârımızın haberi var mı? Yok sultanım. Hem zaten bunu ispat edemeyiz ki. Malum. Kimse benim lafıma itibar etmez. Hürrem durmayacak. Belli. Firuze'den kurtulmak için her şeyi yapar. Kendi mezarını kazıyor, haberi yok. Neyse, sen takibe devam et. Edeceğim fakat... Fakat ne? Mükafat mı bekliyorsun? Hiç değilse kiminle evleneceğime ben karar vereyim sultanım. Ben kimi münasip görürsem onunla evleneceksin Nigar. Siz nasıl arzu edersiniz? Çekilebilirsin. Afife Hatun'a söyle, şehzadelerimiz ve sultanlarımıza haber verirsin.
Bu akşam İbrahim Paşa'yla herkesi sarayımızda ağırlayacağız. Hünkârımız da teşrif edecek. Ve thumma haşa. Kim cüret eder buna? Burasını sen söyleyeceksin Sümbüla. Tallahi benimle bir alakası yok. Ben canımı sokakta mı buldum Afife Hatun'u? Afife Hatun'um, buyurduğunuz gibi İnci Ağa'yı ve... Adın neydi? Binnur Ağam. Binnur Hatun'u getirdim. Üf, görüyoruz işte. Sümbüla, dışarı çık. Ben dedim yeydim. Çık dedim. Dün gece hünkârımızın yemeğini sen bakmışsın. Doğru da Fatun, ben baktım. Sen de yemeği götürmüşsün. Bir şey mi oldu Fatun? Kiraz ağam, her ikisine de falakaya yatırın. Yapmayın, etmeyin Fatun. Bizim suçumuz, günahımız ne? Günah nasıl olmasa da ihmaliniz var. 50'şer sopa vurun. Sonra atın saraydan. Yapmayın etmeyin, nereye gideriz? Acıyın bize. Şşt, sus. Kes sesini. Çıkın dışarı. Hadi çık dışarı. Düşün önümü. Hadi. Şeker ağa. Bu kez bağışlıyorum seni. Bir daha olursa gözünün yaşına bakmam ona göre. Merak ettim seni. Gece hayli kötüydün. Siz yanımdasınız. İyiyim şimdi. Benim derdim de çarem de sizsiniz. Cihangir'le alakadar olmuşsun. Şifalı ellerin acılarını dindirmişsin. O da sana hayli düşkünmüş. Ben de öyle. Küçük şehzademize hasret kaldım. Ne yazık ki sultanımız görmeme müsaade etmiyorlar. Yarın evlatlarımla birlikte av köşküne gideceğiz. Cihangir de gelecek. Sen de orada bizimle birlikte olacaksın. Geldiğimden bir dışarı çıkmamıştım. Hem küçük şehzademizi de göreceğim. Bahçede olduğunu söylediler. Eğer rahatsız ettiysem... Benim ayım, güneşim gelmiş. Ne rahatsızlığı. Sultanım. Epeydir sizi görmüyorum. Seferden döndünüz yine göremiyorum. Bana hiç vakit ayırmıyorsunuz. Sana ayıracak her daim vaktim var. Yarın hep birlikte av köşküne gideceğiz. Bir müddet de orada kalacağız. Validem bunu duyunca çok sevinecek. İtibar etme, ona güvenemeyiz. Size hizmet ettiğini zannediyordum. O yalnızca kendine hizmet ediyor. Neden İbrahim Paşa'nın sarayına gitti bugün? Nasıl gitmiş? Kiraz Hanım'ın onu çıkardığını gördüm. Ha. Belli ki Hatice Sultan'a malumat vermeye gitti. Aklınca her iki tarafı da idare ediyor. Arzu ederseniz... İcabına bakalım. Haremde yeri yok zaten. Yakında evlenip gidecek. Gitmeden de
Ona bir düğün hediyem olacak elbet. Diğer meseleyle ilgili bir emriniz var mı? Firuze Hatun. Mustafa abim nasıl? Bir haber var mı? Sağ salim vardılar. Mehmet Manisa'ya gideceğini söyledi. Doğru. Torunum doğar doğmaz gideceğiz ziyaretine. Sultanım. Siz de hünkârımıza eşlik edersiniz. Zira Manisa'yı çok merak ettiğinizi söylemiştiniz. Tabii siz müsaade ederseniz hünkârım. Daha vakit var. O gün gelince konuşuruz. Hünkârım. Sultan. İbrahim bir şey mi oldu? Bugün beklemiyordum seni. Hünkârım sizi ve kıymetli ailenizi bu akşam sarayımızda ağırlamak isteriz. Biraz Hatice Sultanımız teşriflerinizi bekliyorlar. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Nasıl? Niye öyle söylediniz? Manisa'yı merak ediyormuşum. Aklınca bana bunu bildiğini hatırlatıyorsun. Hayır, ben sizin için. Bırak bu iyilik meleği oyunlarını Firuze. Hakiki yüzünü gördük. Bu yemeğin hususi bir sebebi var mı? Hünkârım malumunuz. Sultanımızda nicedir aramızda bir mesele vardı. Bunu sonunda nihayete erdirdik. Âlâ. Hayırları vesile olsun. Gelmen iyi oldu İbrahim. Seninle konuşmak istediğim mühim bir mesele var. Rüstem Ağa. Teke Sancak Bey olarak tayin etmişsin. Doğrudur hünkârım. Bu terfiyi hak ettiğini düşünüyorum. Hizmetleri takdir aşağıya. Acelesi yok. Vakti gelince gider. Fakat hünkârım... Ona burada ihtiyacım var. Nedir benim kabahatim sultanım? Hünkârımıza aşık olmak mı? Onu kaybetmemek için susmak mı? Beni en iyi sizin anlamanız lazım. Zira siz de Taşlıcalı. Kes sesini. Eğer bundan birine bahsedecek olursan seni mahvederim. Anladın mı? Size söz veriyorum sultanım. Ne olursa olsun sırlarınız benimle mezara gidecek. Zarar vermeyeceğiz. Kimsiniz siz? Ne istiyorsunuz benden? Şehzade Mustafa'nın emriyle geldik. Şehzade mi? Evet. Bir kızım varmış. Helena. Şehzademiz görmüş, beğenmiş. Eğer rızan olursa haremini almak isterler. Bağışlasınlar beni. Biz kızı nişanladık. Öbürsü gün evleniyor. Orası mühim değil. Nişan bozulur. Olmaz öyle şey beyim. Söz kesildi bir kere. Bozmak olmaz. Abbas Ağa canımızı alır. Nerede bu Abbas Ağa? Kolay gelsin ha. Sağ olun. Saruhan'ın en güzel halıları bende. Seç beğen. Bize halı lazım değil. Duyduğuma göre Yannis Efendi'nin sana borcu varmış. O eskidendi. Kızıyla nişanlanınca borcunu harcını sildim. Evleneceğiz. Buna müsaade etmem. Senden müsaade isteyen kim be adam? Tek kelime edersen
keserim kurtluğunu. Hatun'un sende gönlü yok. Zorla, tehditle mecbur etmişsin. Burada sana olan borçların iki misli var. Nişan bozuldu. Bundan böyle Helena'yı ve ailesini rahatsız etmeyeceksin. Anladın mı? İnşallah sözünde durursun Abbas ağa. Aksi halde bulurum seni. Sultanım, Mustafa'm nerede? Onu görmeye gelmiştim ama çıkmış. Erkenden çıktılar. Sultanım yemeğiniz hazır. Buraya mı hazırlatayım? Daha sonra yerim. Yapmayın böyle ne olur. Hiçbir şey yemiyorsunuz. Hasta olmanızdan korkuyorum. Bırak şimdi yemeği. Nedir bu? Cariyelerden biri unutmuş olsa gerek. Daha evvel de Mustafa'mın elinde gördüm. Belli ki bir hatırası var. Bu şanın sahibi kimse öğrenmeni istiyorum. Efsun'u hatırlıyorsun değil mi? Dikkatli olmamız lazım. Şehzademin attığı her adımı bilmek istiyorum. Anladım Sultan. Böyle oturmakla olmaz. Git bul neredeyse, konuş. Belki bir hal çaresini bulur. Evimi biliyor. Gelmediğine göre umurunda bile değilim. Ah Helena, gördüm ama senin kadar inatçısını görmedim. Helena! Helena! Baba, bir şey mi oldu? Sorma başımıza gelenleri. Annen nerede? Eleni! Eleni! Nihayet geldin. Neredesin sen? Yaklaş çabuk, yaklaş. Neler oldu neler. Abbas Aga'ya borcumuz yok. Bitti. Nişanı bozdum. Evlenmeyeceksin onunla. Nasıl? Ben. Rita. Tanrı dualarımızı kabul etti. Ne diyorsun sen yani? Nasıl ödedin borcu? Nereden buldun onca parayı? Çarşıda yürüyordum. İki adam yanıma yaklaştı. Şehzade Mustafa'nın adamlarıymış. Şehzademiz Helena'yı görmüş. Çok beğenmiş. Haremini ister. Şehzade mi? Abbas Ağa'nın sağ solu belli olmaz. Tedbiri elden bırakmamak lazım. Siz merak buyurmayın şehzadem. Takip etmesi için birini bıraktım çarşıda. Ne vakit getirelim hatunu? Halide. Mustafa. Sultanım. Epey oldu gidelim, merak ettim seni. Bir şey mi oldu Halide? Müsaadenizle. Aklını her estiğinde çıkman doğru değil. Bilhassa tebdil olarak. Hürrem gibi bir düşmanın varken dikkatli olmalısın. Ne yapmamı bekliyorsunuz Halide? Bütün gün odamda mı oturayım? Mustafa. İçiniz rahat olsun. Ne Hürrem Sultan ne bir başkası. Bana zarar veremez. Buna müsaade etmem. Sen yine de tedbiri elden bırakma. Valla. Üstema hünkârımız da konuşmuş belli. Yine şikayet etmiş beni. Hünkârımız ne buyurdular?
Ona burada ihtiyacı olduğunu söylediler. Ve usulünce terfi kararını geri çekmemi buyurdular. Bağışlayın. Fakat bu meselenin üzerine gitmemenizde fayda var. Rüstem Ağa gidecek matrakçıya. Bugün değilse yarın. Nedir sizi bu kadar huzursuz eden? Neticede bir mirahuru. Hissiyat. Ve ben bugüne kadar hiç yanılmadım. Yılanın başını küçükken ezmek icap eder. Eğer büyür de zehrini saçmaya başlarsa bu kimsenin faydasına olmaz. Bilhassa hünkârımızın. Nasıl göndereceksiniz peki? Hünkârımız engel olurlarsa yine. Ben kimse zarar görmeden gitsin istedim. Lakin anlaşılan o ki birilerinin zarar görmesi icap ediyor. Ne dedim ben sana? Ne cüretle gelirsin buraya? Kimse görmedi paşam. Çık dışarı. Senin gibi yumuk gözlü, okka burunlu, sevimli bir kız çocuğu. Ne güzel olurdu. Nigar. Böyle demiştiniz, hatırladınız mı? Nigar, çık dışarı. Ben size o kız çocuğunu verdim paşam. Ama aldılar canını. Dokunamadan. Koklayamadan. Kıydılar onu. Hatice Sultan kıydı. O sizin evladınızdı. Canınızdan kalbinizden bir parçaydı. Ama ne yazık ki şimdi evladınızın katiliyle birliktesiniz. Nasıl dokunursunuz ona? Nasıl bakarsınız yüzüne? Ellerinde evladınızın kanı var. O bebek ölü doğru. Böyle mi vicdanınızı rahatlatıyorsunuz? Bu yalana inanarak mı? Çık dışarı Nigar, defol. Defol! Hünkârım, bizi kırmayıp geldiğiniz için minnettarım. Senin gülen yüzünü görmek için dağları, denizleri aşarım Hatice.
Onca hadiseden sonra sizi tekrar birlikte görmek ne hoş. İnşallah maziyi unutup hep böyle saadet içinde yaşarsınız. Kimsin? Müge Hatun. Ne işin var burada? Seninle konuşmam gereken şeyler var Rüstem ağa. Söyle. İçeri almayacak mısın beni? O sizin evladınızdı. Canınızdan, kalbinizden bir parçaydı. Ama ne yazık ki şimdi evladınızın katiliyle birliktesiniz. Yarın Av Köşkü'ne gidiyoruz babamla. Hünkârım. Sen de geliyorsun aslan parçası. Evlatlarımla biraz vakit geçirmek istiyorum. Size bir hayli hasret kaldılar. Hürrem. Sen gitmiyor musun? Validem de gelecek. Epeydir bütün aile bir arada olamadık. Öyle değil mi? Hünkârım, müsaade ederseniz sultanımıza bir hediye takdim etmek istiyorum. Ey yüzünün ışığıyla dünyayı aydınlatan sultanım. Nihayet gam keder yağmuru dindi. Yokluğunuzda karanlığa düşen ruhumun tek sığınağıdır kalbiniz. Gece vakti seni buraya getiren nedir Hatun? İbrahim Paşa'nın seni göndermek istediğinden haberin var mı? Herkesin malumu. Tayin emri yazıldı. Hünkârımızın müsaade etmediğini biliyor musun peki? Burada kalmaya devam edeceksin. Sen nereden biliyorsun? Beni hafife alma. Yıllardır bu sarayın taşlarının üstünde yürüyorum. Gördüğüm, işittiğim, bildiğim o kadar çok şey var ki. Benden ne istiyorsun? Paşamız kararlı. Er ya da geç gönderecektir seni. Malum, benim de kaderim aynı. Haremde hiçbir vasfım yok. Çerağa çıkarılacağım. Evlendirip başlarından atacaklar. Ama birlikte hareket edersek onların karşısına durabiliriz. Bizim istemediğimiz hiçbir şeyi yaptıramazlar. Bu laflarımı iyice düşün. Tekrar görüşeceğiz.
Haberi aldım ya, dünyalar benim oldu sanki. Aslında hiç umutum yoktu Gülfem. Fakat Övgün'ün söylediklerini öyle canımı yaktı ki. Kendime geldim. Niyetim de buydu zaten. Hadi, hünkârımızı bekletmeyelim. Sultanım, sizi tebrik etmeye geldim. Güzel bir oyundu. Ne oyunu? İbrahim Paşa ile birlikte oynadığınız şu saadet oyununu diyorum. Oyun yok Hürrem. Bundan böyle hiç kimse saadetimizi ve huzurumuzu bozamaz. Sevgili kocanızın bir lafı vardı. Büyük lokma ye, büyük laf etme. Eminim sana söylemiştir bunu. Zira büyük laf etmek de üstüne yok. Ne demiştin? Hünkârımızın kalbi benim aşkımla mühürlüdür. Aslında buna ben de inanıyordum. Ta ki Firuze Hatun gelene kadar. Firuze bugün var, yarın yok. Onun gibi kıymetsiz biri için beni karşısına alanlar ya zalimdir ya akılsız. Hiç kimse senden daha zalim olamaz Hürrem. Nice carinin kanına girdin. Asıl zalimlik sultanım, günahsız bir sahibinin canını almaktır. Ve siz bunu yaptınız. Nigar'ın çocuğunu öldürdünüz. Yüce Rabbim bu vicdan azabıyla lanetledi sizi. Artık iki cihanda size huzur yok. Yok. Nereden geldi bu? Hızır Reis Halep'e geldiği vakit takdim etmişti hünkârım. Tiziano Vecellio'nun bir resmi. Tiziano mu? İtalyan ressam. Biliyorum paşam. Bence en az ustası Giovanni Bellini kadar iyi bir ressam. Bu hatun kim peki? Karısı mı? Değil sultanım. Giulia Gonzaga, kendisi bir düşes. Söylenenlere göre dünyanın en güzel hatunuymuş. Bu muymuş dünyanın en güzel hatunu? Validem Hürrem Sultan'ın yanında esamesi bile okunmaz. Öyle değil mi? Öyle. Şehzadem arzu ederseniz resmi size hediye edebilirim. Çok sevinirim paşam. Hünkârım. O kadar çok istiyorsan senindir. Lakin kaideleri biliyorsun, sarayda asılmasına müsaade etmem. Bence de asma kardeşim. Sonra hatunlar hadise çıkarmasın kim bu diye. Hürrem, artık çıkalım. Nasıl arzu edersiniz? Hünkârım, gidiyor musunuz? Hatice'm, bu gece beni ziyadesiyle memnun ettiniz. Sizi hep böyle mesut görmek isterim. Merak etmeyin. Gel. Şehzadem, bir emriniz var mı? Gel Taşlıcalı, otur şöyle. Çekinme, otur. Aslen nerelisin? Nerede doğdun? Arnavut'um ben şehzade. Manobor'da doğdum. Norman kökenliyim, Dukakinzadelerdenim. Ailemin mazisinde pek çok paşa ve sultanzade vardır. Asil bir aileden geldiğim belli. Bana biraz daha kendinden bahset. Madem yoldaşım olacaksın, hakkında her şeyi bilmek isterim. Şeref duyarım şehzade. Son yazdığım beyitler nerede? Söyle getirsinler, dinlemek isterim. Bağışlayın şehzadem. Defterim İstanbul'da kaldı. Malumunuz,
aceleyle katıldım size. Bilahare getirtelim o halde. Defterin şu an yanımda. Korkma, kaybetmedim henüz. Bütün şiirlerini okudum. İtiraf etmem gerekirse sana haksızlık etmişim. Çoğunu şimdiden ezberledim. Güzel bir geceydi. Öyle değil mi? Güzeldi. Bir kabustan uyandım sanki. Şimdisi rüyada gibi. Hep böyle yanımdayım İbrahim. Ben yazarım. Kızım nasıl var? Nasıl bir sual bu? Hakikati söyle bana. Bak seninle böyle bir kuşkuyla yaşamamız imkansız. Söyledim. Sen mi öldürdün onu? Sen mi verdin bu emri? Benimle bir alakası yok İbrahim. Söylediğim gibi. Davacı ve davalıyı içeri al, şahitler de gelsin. Siz geçin içeri. Davacı sen misin? Davacıyım Kadı Efendi. Bu iki velet bir tepsi baklavamı çaldı. Arkadaşlarıyla yerken yakaladım. İbreti alem için ikisinin de elleri kesilsin istiyorum. Doğru mu der bu efendi? Kadı Efendi bağışla biz yemin billah bir daha yapmayız. Fırından yeni çıkmıştı. Göz hakkı istedik vermedi. Sen de suçunu ikrar ediyor musun? Paramız yoktu Kadı Efendi. Şeytana uyduk. İkisi de suçunu kabul etti. Sen de hakkını helal et, kapansın bu dava. Etmem. Bugün baklava çalan büyüyünce ne yapar Allah bilir. Kaç akçeydi çalınan mal? 10 akçeydi Kadı Efendi. Hırsızlıkta had cezası... Çalınan malın kıymeti en az 10 dirhem gümüş olması icap eder. O da 45 akçe eder. İmam Malik, İmam Şafii, İmam Hanbel Hazretleri bu haddin 3 dirhem olduğunu söyler. Hmm.
Madem bu kadar çok şey biliyorsun, söyle bakalım. 3 dirhem gümüş kaç akçe eder? 13 akçe eder Kadı Efendi. Gene 10 akçenin üstünde kaldın efendi. Bu kadar az mal için bu çocukların ellerinin kesilmesini istemekten utanmıyor musun sen? Kadı Efendi ben... Yıkıl karşımdan. Bir daha da malını öyle orta yere açık olarak bırakma da fakir fukaranın nefsi uyanmasın. Yaz. Nisap miktarı kafi gelmediğinden tazir cezası veriyorum. Çocukların bir yakını varsa tespit edilsin. 10 akçe cürüm tahsil edilsin. Hadi. Sıradaki... Sıradaki. Zeliha Hatun 7 senelik Sevcem'dir. Bir komşum onu bu adamla zina yaparken görmüş. İftira Kadı Efendi. Dur hele, dur. Anlat. Eskiden beri tanırım bu adamı, ahbabımdı. Evvela inanmadım. Fakat herkesin dilindeymiş meğer. Ben ne vakit yollara düşsem bu adam benim evime gelirmiş. İkisinden de davacıyım. Şeriata göre rejim edilsinler. Şahidin var mı? Komşum Ayşe Hatun görmüş. Kapıda bekliyor. Ayşe Hatun, sen bu ikisini zina ederken gördün mü? Oturmak için yanına gittim. Kapıyı çaldım, açılmadı. Acep duyuramadım mı diye pencereden baktım ki... ikisi yarı çıplak bir halde zina ederler. Peki... senden başka gören var mı? Yok. Ben yalnızdım. Epeydir mahalleli bunu konuşuyordu. Belliydi bir halt karıştırdı. Ne dersin efendi? Zinhar Kadı Efendi. İftira bu. Zeliha Hatun. Haşa Kadı Efendi. Kocam beni boşamak için... Ayşe Hatun'la bir olup iftira atıyor. İftira diyorsun ama... bak bütün mahalle konu komşu sizi konuşuyormuş. Ateş olmayan yerde duman çıkmaz değil mi? Rejim edilsin bu namussuzlar. Rejim için 4 şahit lazım. Ayrıca zinanın umuma açık bir yerde alenen teşhir için yapılması icap eder. Vaka Devlet-i Aliye'de rejim cezası tatbik edilmedi hiç. Anlaşılan efendi, sen bana bu kararı verdirip beni tarihe geçirmek istiyorsun. Yaz katip efendi. İkisine de 100'er değnek falaka cezası veriyorum. 2 değnek 1 akçe eder. 50'şer akçe... cürüm cezası tahsil edilsin. Orada öyle rahat mısınız efendim Allah aşkına? Bekle. Buyurun Afife Hatun. Sana talip olan 2 damat namzeti geldi. Düşünüme.
onlar seni görsün. Sen onları. Hadi durma. Bir anda sual edince ne diyeceğimi şaşırdım. Ölü doğduğunu söyledim ama inandı mı bilmiyorum. Hay Allah. Sultanım, belki de hakikati anlatmalısınız. Olduğu gibi. Hayır. Eğer İbrahim çocuğunun yaşadığını öğrenirse mutlaka peşine düşecektir. Tekrar aynı şeyleri yaşamak istemiyorum Gülfem. Ya bir gün ortaya çıkarsa daha kötü olmaz mı? Bunu senden ve benden başka hiç kimse bilmiyor. Öğrenmesi mümkün değil. Ebe kadınla çocuğa bakması için yolladığınız süt anneyi unutmayın. İkisi de bana sadık. Asla konuşmazlar. Ben sadece bir ihtimali hatırlatıyorum size. Sultanım, bu sırrı herkes taşıyamaz. Bunun sizi esareti altına alıp huzursuz etmesine müsaade etmeyin. Her an bu korkuyla mı yaşayacaksınız? Alın başıyı karşınıza, açıkça anlatın. Böylesi daha hayırlı olur. Ne hayırlısı Gülfem? O çocuğu saraya alacak değilim. Bu vaziyette de İbrahim ona bir ev kuracak. Bir hayat kuracak. Bizden ayrı. Bizden uzak. Bir kez daha katlanamam ben buna. İbrahim, tek bir ailesi var. O da evlatlarım. Ve ben. Sultanım. Gülfem Hatun. Hayırdır sabah sabah? Bir sıkıntı yoktu inşallah. Yok. Gülfem Hatun'la sohbet ediyorduk. Dün geceyle alakalı. Bunlar mı? Ne oldu? Beğenmedin mi? İkisi de iş güç sahibi. Aç açık komazlar seni. Bu taraftaki esnaf. Diğeri de çiftçiymiş. Çiftçinin karısı ölmüş. İki çocuğuyla kalmış adamcağız. Diğeri hiç evlenmemiş. Edirne kapıda bir dükkanı var. Kapkaçak yaparmış. Ve bir barkı da var. Usuller gereği saray erkanından biriyle evlendirilmem icap etmez mi? Usulleri senden mi öğreneceğim? Hatice Sultanımız saraydan uzak olmanı bilhassa istediler. İkisinden birini seç. Söyle hangisi? O halde siz seçin. Hangisini münasip görürseniz onunla evleneceğim. İyi. Ağalar. Saraya götürün bu katunu. Buyurun hünkârım. Evime, bahçeme hoş gelip sefalar getirdiniz hünkârım. Bir cihan sultanının ayakları değdi ya bu toprağa. Bundan böyle ölsem de gam yemem. Bahçeni pek ümmet ettiler Ebu Suud Efendi. Ben de bir geleyim, göreyim, dolaşayım istedim. Bir günde kaç davaya bakarsın? Günüm günüme uymaz pek hünkârım. Ama bir günde 40 davaya karar verdiğim olmuştur. Bunca yüke rağmen nasıl olur da böyle bir bahçede alakadar olursun? Üstelik çiçeklerine el sürdürmezmişsin. Hünkârım, bu bahçe benim dünyam. Ben burada nefes alıp nefes veriyorum. Aksi halde ne bu dünya çekilir, ne de bu dünyanın meseleleri. Hünkârımız neredeler? Malumatım yok paşam.
Tedbir çıktılar fakat endişeniz olmasın. Emniyetleri için her türlü tedbir alındı. Rüştem ağam. Teke Sancak Beyliği için olan tayin emrin burada. Hani şu şikayet ettiğin emir. Haşa paşam. Şikayet yok. Ben sadece vaziyetimi izah edip helallik istedim hünkârımızdan. Buradaki vazifene devam edeceksin. Fakat tayin emrin de masamda duracak. Zira buradaki günlerin sayılı. Her kulun günleri sayılıdır paşam. Sultanım. Çekilebilirsin. Sultanım, hayırdır? İbrahim, ne oluyor? Mühim değil. Siz niye geldiniz? Yeğenlerim Av Köşkü'ne gitmeden görmek istedim. Epeydir aklımda bir husus vardı. Geçenlerde Arz'da seni dinlerken dedim ki... İşte, aradığım alim bu. Estağfurullah hünkârım. Malum, hükümdarlar fütuhatlara kadar koydukları kanunlarla da tarihe geçmişlerdir. Sultan Ebu'l-Fet Mehmet Han, atalarımızdan kalan kanunların üzerine yenilerini de ekleyerek... ...bizim hanedanımız için de ilk ciddi adımı atan kimsedir. Malumun üzere, devleti âliye haydi büyüdü. Zaman içerisinde de pek çok şey değişti. Bu değişimi ayak uydurmak mühim ve elzemdir. Lakin ne yazık ki bizim kanunlarımız bugün itibariyle pek yetersizdir Ebu Suud Efendi. Peki senin fikrin nedir? Hünkârım, biraz evvel bir sual etmiştiniz. Onca işin gücün arasında bu bahçede ne edersin diye. Esasında içeride yaptığım işle bu bahçede yaptığım iş arasında pek bir fark yok hünkârım. Zira şu çiçekler de insanlara benzerler. Nasıl bir çiçeğe su vermezsen kurursa eğer, bir insana da adalet götürmezsen eğer olacağı o. Yalnız mühim olan suyun miktarı. Az su verirsen de kurur, bir çiçeğe çok su verirsen de kurur. Kararını da vermek icap eder hünkârım. Seninle sık görüşeceğiz Ebu Suud Efendi. Sen kanunlarımızı tetkik etmeye başla. Eksik yahut yetersiz gördüğün ne varsa tespit et. Senden bu konuyla alakalı teferruatlı bir malumat bekliyorum. Emredersiniz hünkârım. Bir nebze olsun faydam olacaksa eğer ben bundan şeref duyarım ancak. Nazlı uzun kalabiliriz, ona göre hazırlığını yap. Emredersiniz sultanım. Sultanım. Sümbül birazdan hazır olacağım. Sen şehzadelerimle alakadar ol. Sultanım. Hünkârımız yalnızca Şehzade Cihangir'in hazırlanmasını buyurmuşlar. Ne demek bu? Beni istemiyor. Mehmet, Mirima. İkisi de gidecekler sultanım bir de. Evet, bir de. Firuze Hatun gidecekmiş sultan. Sultanım, tacınızı getirdim.
Ebu Suud Efendi'nin yanına gittim. Fikrini almak istediğim bazı hususlar vardı. Sohbet ettik. Devlet meseleleriyle alakalı mı hünkârım? Kanunlarımızı gözden geçirmesini istedim. Vaka değişmesinin, yenilenmesinin vakti gelmişti. Kendisi de böyle düşünüyor. Teferruatlı bir çalışma yapıp malumat verecek. Hala. Benim de bu husustaki fikirlerim malumunuz. Ben de değişmesinden yanayım. Vaka bir adım atacaksak eğer bu ileriye doğru olmalı, geriye doğru değil. Sizin de her daim söylediğiniz gibi kanuni kadim mühimdir. Geçmişin nizamının tıkandığı yerde istikbalin nizamını kurmak için yenilenmelidir. Kuşkun mu var? Ebu Suud Efendi bir hayli akıllı ve tecrübeli bir kadın. Elbette onun fikirleri alınmalı. Fakat kendisi örfi hukuktan ziyade şer'i hukuku benimsemiş bir zat. Malumunuz devlet-i âliye bu iki hukukun esas kaideleri üzerine inşa edilmiştir. Bu hassas dengeyi muhafaza etmek bir hayli mühim. Ki bu imparatorluğun kaderini dahi belirler zira. Kaygılarını anlıyorum İbrahim. Lakin ben sadece Ebu Suud'un değil, alakalı herkesin fikirlerini alacağım. Neticesinde ortaya bu bahsettiğin dengeyi bozmayacak bir kanunlama çıkacak. Ancak şer'i hukuk her şeyin üzerindedir. Bunu unutma. Gel. Hünkârım. Söyle. Mihrimah Sultan geldiler. Alın içeri. Mihrimah'ım. Neyim var? Beni babamla yalnız bırakın. Şehzade Cihangir'i hazırlayın. Hayır. Cihangir hiçbir yere gitmiyor. Ben neredeyse evladım da orada olacak. Ama sultan. Defol! Dışarı çıkın hepiniz. Çıkın. Ne oldu Mirma? Söyle. Sizinle av köşküne gelmek istemiyorum. Neden gelmek istemiyorsun? İşittiğime göre Firuze Hatun da sizinle geliyormuş. Sakıncası mı var? Yok tabii. Onunla dilediğiniz yere gidebilirsiniz. Fakat ben gelmem. Validem yoksa ben de yok. Hiç çıkmayacaksın sandım. Babam vazgeçti. Abasa ile evlendirmeyecek beni. Duydum. Rita ile karşılaştım, o söyledi. Neyse ki seni kaçırmak zorunda kalmayacağım. Rita eksik anlatmış sana. Evlenmiyorum çünkü beni şehzadenin haremine alacaklar. Şehzade mi? Ne diyorsun sen Fidan? Kimmiş bu at? Bilmiyorum Fatma. Sultanımız bulmamı söyledi fakat yok. Çalı göstermediğim cariye kalmadı. Kimse bilmiyor.
Sana söylemiştim değil mi? Şehzademiz eskisi gibi değil, aklında biri var demiştim. Belli ki o hatuna aşık. Fatma. Başka nasıl izah edilir bu? Onca vakit çalı sakladığına göre. Fatma. Ağlıyor musun sen? Şal meselesini işitince... Aklını mı kaçırdın sen? Boş yere kendini üzüp torunuma zarar vereceksin. Dairene dön hemen. Sultanım. Dairene dön dedim. Fidan, Lala'yı çağır, hemen gelsin. Nasıl olur bu? Bilmiyorum. Babamın yanına gelmiş birileri. Şehzadenin beni istediğini söylemişler. Hiç karşılaştınız mı? Nerede görmüş seni? Hayır. Nasıl karşılaşırım? Daha evvel bir şehzadenin haremine girmektense ölürüm daha iyi demiştin. Nasıl bir talih bu? Şehzadenin haremine mi gireceksin şimdi? Hayır. Bunu istemiyorum. Ben seni istiyorum. Ne olur gidelim buradan. Uzaklara gidelim. Kimsenin bizi bulamayacağı bir yere. Beni bir şehzadeye mi tercih ediyorsun? Senin için canımı vermeye razıyım. Eğer sen de razıysan... Beni istiyorsan kaçalım buradan. Ne vakit gelecekler seni almaya? Yarın dediler. O vakit hazırlan. Onlardan evvel ben geleceğim. Sultanım, beni buyurmuşsunuz. Nasılsın? Her şey yolunda mı? Hamdolsun sultanım. Bir sıkıntımız yok. Şehzademiz saltanat vekili olduktan sonra bir hayli tecrübe edinmişler. Gelir gelmez mühim emirler verdiler. Onlarla meşgulüm. Âlâ. Şu an nerede olduğunu biliyor musun peki? Bilmiyorsun. Nasıl olur bu Lala? Şehzademiz mütemadiyen tebdil çıkıyor. Nereye gidiyor, ne yapıyor, nasıl haberin olmaz? Şehzademizin emniyeti için tedbirler alındı. Ben sadece... O halde nerede olduğunu biliyorsun. Kim bu hatun? Sen de gitmeyeceksin Mehmet. Ben sadece bunun sebebini öğrenmek istiyorum. Ayrıca laflarına dikkat et. Sen bana ne yapacağımı söyleyemezsin. Söylerim. Söyleyemezsin. Mehmet Mirima. Benim burada olduğumu unuttunuz galiba. Bağışlayın valide. Sizi bir daha böyle görmeyeceğim. Hiç kimse, ben dahil hiç kimse için karşı karşıya gelmeyeceksiniz. Anladınız mı beni? Parçam benim. Benim parlayan güneşim. Bir daha babana saygısızlık yaparsan kalbini kırarım. İyi de validem. Ne olursa olsun. Karşında sadece baban değil. Hünkârın var. Bunu sakın aklından çıkarma. Şimdi git özür dile. Sana kıyamaz. Hayır. Firuze'yi hayatımıza sokmasına izin vermeyeceğim. Firuze'yle ne alakası var? Neden kimse bana bir şey söylemiyor? Gözdesiymiş yıllardır. Haberin yok mu? Mirima! Sultanım. Müjdeler olsun. Hünkârımız Firuze Hatun'u av köşküne götürmekten vazgeçmiş.
işe yaramış. Şehzadem, hünkârımız yalnızca sizin gelmenizi istediler. Birlikte o köşküne gideceksiniz. Sebebini söylediler mi? Hayır. Fakat hünkârımıza giderken Mihrimah Sultanımızla karşılaştım. Zannediyorum o istemedi. Hay Allah. Kesin Hürrem göndermiştir. Firuze, sakın Mihrimah'ı karşına alma. Zira hünkârımız onun tek bir gözyaşı için bütün dünyayı yerle bir eder. Biliyorum. O halde kalbini tekrar kazanmaya çalış. Ben sultanımızı çok seviyorum. Elbet bir gün beni anlayacaktır. Evet. Neyse. Hürrem beklediğimin aksine bir hayli temkinli davranıyor. Hislerine yenilmedi. Ama yenilecek. Mutlaka hata yapacak. Bunun da tek bir yolu var. Malum. Hünkârımız perşembe gecelerini yalnızca Haseki Sultanı ile birlikte geçirir. Eğer bu kaideyi bozarsan, bir kere olsun, bozarsan, işte o vakit Hürrem'in sonu gelir. Hazırlığını yap. Yarın bir aksilik çıksın istemiyorum. Siz merak buyurmayın şehzadem. Validem, siz burada mıydınız? Evladımla beni yalnız bırak. Kim bu Helena Hatun? Sizi nasıl öğrendiniz? Nasıl öğrendiğim mühim değil. Ne yapıyorsun sen? Madem hoşlandın hatundan, al getir haremine. Mustafa. Yarın burada olacak validem. Ona ihtimam gösterilsin istiyorum. O halde bir hayli kıymetli. Öyle. Kim bu hatun? Efsun'la yaşadıklarınız dün gibi aklımda. Buna bir kez daha müsaade etmem oğlum. Böyle şeyler düşünüp boş yere üzmeyin kendinizi. Elena, neyin var senin? Hiç. Nasıl hiç? Gözlerinin içi gülüyor. Şehzadeye gidiyor. O gülmesinde kim gülsün? Öyle demiyordu ama. Ben girdim aklına. Koskoca Cihan Padişah'ın oğlu. Sen de bu talih varken sultan olursun sultan. Yani efendi? Kime verdin kızını ha? Kimdi gelip borcunu ödeyenler? Sana ne be adam? Aldım paranı işte. Helena benim nişanlım. Baba. Onu kimseye veremezsin. Nişan yok. Bitti. Bozuldu. Ben bitti demeden bitmez. Sen kimsin bir adam? Ben koskoca şehzadeye verdim kızımı. Ne dedin sen? Şehzade dedim. Şehzade. Üstelik öyle zorla falan da değil. Adamları gelip rızamı aldılar. Hadi, hadi oturun, hadi.
Gel. Şehzade. Arzu ederseniz bu sabah beraber oturalım sofraya. Bir an evvel doğsun istiyorum şehzademiz. Çok özledim sizi. Erkek olacağına malum. Sağlıklı olsun da. Hislerim kuvvetlidir benim. Bir şehzade vereceğim kucağınıza. Neredesin? Ne olur gel artık. Yannis efendim, kızın Helena'yı saraya götürmek üzere geldi. Helena, kızım. Süleyman. Allah biliyor sen benim gönlümün padişahı olmasan. Cihan'a hükmetmişsin. Kıymeti yok. Ben bu gece yıldızlara bakarak aşkın için ağlıyorsam yemin ediyorum. Bana reva gördüğün bu gözyaşları sel olup bütün düşmanlarımı boğacak. Sultanım. Hünkârımız Şehzade Mehmet'le Av Köşkü'ne gittiler. Güzel. Hazır mısın sen be? Vallahi ben hazırım sultanım. Lakin nasıl olacak bu iş? Allah sonumuza hayır etsin. Evvela Afife Hatun'dan kurtulmalıyız. Nasıl? Gel. Afife Hatun, ben diğer saraydan geliyorum. Hatice Sultanımız yolladılar. Gece gece. Hayırdır inşallah? Malumatım yok. Fakat Sultanımız derhal gelmenizi buyurdular. Mühim olduğunu söylediler. Afife Hatun gider gitmesine de kiraz denen o mendeburu ne yapacağız? Bir an olsun yalnız bırakmıyor Firuze'yi. Nerede şimdi? Firuze Hatun'u meşkhaneye götürdü. Ders bitince de gidip alacaktır. O hale dönmeyecek. Son bir kişi kaldı. Nigar. En tehlikelisi de o sultanım. Malum geçen sefer yolumuza taş koymuştu. Asla oyuna gelmez. Sen onu bana bırak. Sultanım. Gel Nigar. Beni görmek istemişsiniz. Bu gece çözmem gereken bir mesele var. Yanımda olmanı istiyorum. Kızlar, yeter bu kadar. Hadi herkes taşla.
Sultanım. Hünkârımız Af Köşkü'ne gittiler. Afife Hatun ise kendisini Hatice Sultan'ın çağırdığını sanıyor. Kiraz Ağa, çamaşırhanede elleri kolları bağlanmış bir vaziyette. Nigar ise gördüğün gibi yanımda. Anlayacağın şu an seni koruyacak kimse yok. Görecek misiniz? Bundan kuşkun mu var? Ne demiştin bana geçen gün? Eğer bir kez daha seni öldürmeye teşebbüs edersen kendini müdafaa etmeye mecbur kalacaktın. İşte sana fırsat. Sultanım. İbrahim Paşa hamamda mı hala? Hamamdalar. Sultanım az evvel Afife Hatun geldi. Niye? Ne olmuş ki? Geldiğimi haber verin dedi sadece. Hayırdır inşallah. Geliyorum hemen. Kimse canıma kıydığıma inanmaz. Bu hadise ortaya çıkacak. O vakit hünkârımız bunun bedelini ödetecek. Firuze öyle bile olsa bunu sen göremeyeceksin.